Az gittik, uz gittik. Dere tepe düz gittik. Kastamonu'yu boylu boyunca keşfetmeye, başkanımızın selamını getirmeye and içtik. Cennet Daday'dan Azdava'ya doğru yola koyulduk. Her adımda yeşilin büyüsünde kaybolduk. Cennet Anadolu'nun huzuruna karıştık. Ne güzel topraklarda biz de huzuru bulduk. Sabırsız bir bekleyiş vardı. Üstünde taşıdığı selamı gönüllere kavuşturma noktasında. Hasan Efendi'nin sabırsız bekleyişleri sürerken biz iyisi mi sözü kendisine bırakalım. Evet sevgili dostlar, bizim yolculuğumuz devam ediyor. Kastamonu bölümündesiniz. Kastamonu bölümünün içerisinde de bugün Azdava'ya yolumuz düştü. Azdavay nüfusu 3600. Azdavaylılara selam olsun. Azdavay'dan size merhaba diyorum bu güzel güneşli bir günden, mis kokulu bir günden. Yolculuğumuz aslında bizim Daday'dan Azdava yoluna düştü. Daday'da muhteşem manzaralar eşliğinde kendimizi Azdava'ya attık. Efendim Azdava'dan sonra Kırmacı Köyü'ne gideceğiz. Kırmacı Köyü'nde muhabbet edeceğiz, köylülerle sohbet edeceğiz. Sonra mı? Sonra neler olacak? Efendim yolculuğumuz devam ediyor. Yol Azdava'y. Efendim sizi Azdava'yla baş başa bırakıyoruz. Buradan Kağıthane'de yaşayan tüm Azdavaylılara selam olsun efendim. Sayın Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'in Azdava'ya selamını getirdik. Biz gidiyoruz. Azdavay sakinleri sanki Hasan Efendi'nin başkanımızdan getirdiği selamı bekler gibi. Hasan Efendi'nin üstünde kalmasın. Kendi selamını verdi, başkanımızın da selamını iletti ve selam. Evet efendim, şöyle bir muhabbete gidelim mi? Selamun aleyküm. Nasılsınız, iyi misiniz? Avara adamlar mısınız, emekli adamlar mısınız? Emekli adamlarsınız. Ne güzel çay içiyorsun sen ya. Ne içiyorum abi. Ne İsim dedim? Ne? İbrahim Gülmez. İbrahim abi, ne haber? İyisin. İyiyim, Allah'a bin kere şükür. Sağlık saatin iyi mi? Allah'a bin kere şükür. Askerliği nerede yaptın? Yeşilkirt'te. Çok düşündün. Azdavay'ın emeklileri. Maşallah. Bir soru sorayım. Azdavay nasıl diyelim? Bana Azdavay'ı bir anlatır mısın? Onu hocama sorayım. Belediye başkanı geldim. Hocam size soralım. Evet. Azdavay tarihi bakımından eskilere dayanıyor. 1938 yılında burası kadılıkmış. Kadılık. Evet. Bir yangın çıkıyor burada. Binalar o zaman betonarme olmadığı için ahşap tabii. Yanıyor. Yandıktan sonra buradan kadılık alınıyor. Sonra 1946 yılında Daday'a bağlıydı. 1946 yılında ilçe olarak coğrafi bakımından genellikle dağlık, ormanlık, tarım arazisi az. Bundan dolayı gürbetçilik hasıl olmuş. Yani orman çok. Orman çok. Ama zamanla tabii ki orman da suyu nemiyor yani. Oksijen bol. Oksijen bol, evet. Rütubet yok. Rütubet yok. Nem yok. Nem yok. Organik. Organik. Hayat burada çok güzel. Güzel. Ömür sonra, burada biraz daha uzar. Evet. Ya burada halkımız ufak tefek tarımla, yani ilkel olarak, sonra hayvancılık var, hayvancılık yapıyor, ondan geçimini sağlıyor ve gürbetçilik, ormancılık üzerine, sonra arazinin olmayışı, iş sahasının olmayışı gürbetin yolunu açıyor tabii. Burada yetişenler hep dışarı gidiyor, burada emekli yatağı oluyor. Yani. Son zamanlarda belediyemiz bu turizm üzerine büyük ataklar yaptı. Şimdiki başkanımızla beraber ben 10 sene onunla beraber çalıştım. Turizm üzerine altyapıyı oluşturduk. Geliştirdik de. İnşallah bundan sonra turizm ayağında biraz tutar. Ekonomik olarak bura biraz canlanır yani. Gayemiz bu. Başka bir şey yok. Tebrik ediyorum. Evet. Çok sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Kadir Kebapçı. Ben İstanbul'da emekli oldum. Geldim buraya. Burada bir daire aldım. Burada oturuyorum. Çocuk gençken gittin, yaşlandın, evet. Geldin. Yaşlandım, geldim. Sanki evet. Burası huzur evi. Huzur evi, evet. Aynen burası öyle. Burası huzur evi.
Evet. Aslında biz buraya Sayın Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin Araç'tan başladık. Daday'dan, Azdalay'dan, Pınarbaşı'ndan, Kastamonu'dan Sinop'a geçeceğiz. Sinop'tan Bayburt'a kadar gideceğiz. Bu bir belgesel çekimidir. Buradan Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in sizlere selamı var. Sizlere selamlar gönderdi. Buradan siz de Kağıthane'deki hemşerilerinize, İstanbul'daki Kastamonu hemşerilerinize ve Sayın Başkanımıza mesajınızı alın. Herkese ayrı ayrı selam ederiz. Başkanım inşallah daha şehirlere gider. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Başka yapacağım bir şey yok. Sizin mesajınızı da. Benim mesajım halkıma birlik beraberlik içinde yani az dayımıza ne gibi neler kazandırabiliriz? Turizm açısından, ekonomik girdiler açısından gurbettekilerle burada yerli halkın bir bütünlük içinde çalışarak Sayın Belediye Başkanımız Osman Nuri Civelek bu hususta bir altyapısı oluşturmuştur. Bununla beraber birlik beraberlik içinde az önce ne yapabiliriz, ne geliştirebiliriz, ekonomik yönden ne girdi sağlayabiliriz? Buna destek olmalarını istiyorum yani. Gurbettekilere yerli halkımızın burada. Peki Kağıthane'deki Kastamonu'ları Kağıthane Belediye Başkanımıza mesajınızı alayım. Kağıthane'deki Belediye Başkanımıza teşekkür ederiz. Onda yani bizim Azdalay'ımıza bir takım hizmetleri oldu. Bunu da biliyoruz. En başta şey olarak bu Allah ölüm vermesin. Ölüm anında yani oradaki halkımıza destek çıkıyor. Buradaki cenaze nakil işlerinde falan çok yardımcı oluyor. Ona çok teşekkür ederim. Çalışmalarında başarılar dilerim. Biz çok teşekkür ederiz. Size bu güzel muhabbetinizle, bu güzel sohbetinizle, bu Azdalay'ın güzel sokağında bir çay sohbetinde baş başa bırakıyoruz. Ve bizim gezimiz Azdalay'da devam ediyor. Dünyada benzeri bulunmayan, Azdalay'da eşsizi bulunan cinsten Çatak Kanyonu. Cam terasta alabildiğine bir doğa, eşsiz bir hava, bambaşka bir deneyim, huzur dolu bir seyir. Hasan Efendi, aman dikkat et, sen bize lazımsın. Daha çok yolumuz var başkanımızın selamını götüreceğimiz. Daha çok kişi var gönüllerde buluşacağımız. Efendim merhabalar. Azdalay'a geldik. Azdalay'a da dediler ki çok güzel bir cam teras, bir çatak kanyonu var dediler. Orada bir de cam teras var dediler. Hani biz görürüz böyle sosyal medyada Çin'de falan var, çocuklar korkar. Aslında Anadolu'nun en güzel, Kastamonu'nun en güzel ilçelerinden biri Azdalay'a yapmışlar. Efendim emek verenleri tebrik ediyorum. Belediye başkanı tebrik ediyorum. Muhteşem bir cam teras, çatak kanyonuna yolunuz Azdalay'a düşerse muhakkak uğrayın. Ben şu anda duramıyorum çünkü aşağısı çok bir uçurum. Yani insan bakmaktan korkuyor. Efendim ne güzel ya. Eğer turizmse mesele Çatak Kanyonu, cam teraslar, şelaleler böyle olmalı. Anadolu'da bir ilçe güzelliklerini de böyle göstermeli. Çünkü turizm çok önemli bu tür ilçeler için. Anadolu'da küçük nüfuslu ilçeler için turizm en önemli unsuru. Ama ben İstanbul'daki Kastamonulara sesleniyorum. Eğer bir gün yolunuz Kastamonu'ya düşerse muhakkak Azdalay istikametine devam edin ve Çatak Kanyonu'na gelin. Ve ulaşım çok rahat. Sonra da bu cam terasa çıkın ve alabildiğine doğanın keyfine varın. Manzaranın keyfine varın. Muhteşem bir doğa manzarası var. Oksijeni bol ve buradan bizim yolculuğumuz devam ediyor efendim. Biz mi? Biz artık nereye gideriz bilmiyoruz. Yarın nerede oluruz bilmiyoruz. Ama sizin bir gün yolunuz düşerse muhakkak buradan bu seyre dalın ya. Ben de sizin adınıza şöyle bir fırlayalım bir seyre bakalım böyle. Efendim buradan bakmaya korkuyorum bir kere. Sevgili dostlar. Muhteşem bir iş ya. Gerçekten nasıl ben Gümüşhane'nin Şirhan'da efendim şelaleye gittim. Tomara Şelalesi'nde orada da seyir terasları var. Orada da suyun akışının güzelliği var. İşte memleketimin bir köşesinde Azdalay'da efendim Çatak Kanyonu'nda bu cam seyir terasında başka bir güzelliği var. Benim memleketimin her bir tarafı güzel. Tüm Kağıthane'deki Kastamonu hemşerilerime, İstanbul'da yaşayan Kastamonulara sesleniyorum. Yolunuz bir gün düşerse muhakkak gelin. Ben devam ediyorum.
buldum. Başkanımızın selamını Anadolu'ya adım adım ulaştırırken gönüllerin sıcaklığı içimizi ısıtmaya devam ediyor. Şimdi de rotamız Evrek Köyü'ne. Selam olsun Evrek halkına diyerek Bismillah'la girdik köye. Efendim burası Kastamonu. Dağların ortasında muhteşem manzarası olan çok güzel bir köye geldik. Efendim Evrek, Milas Mahallesi, doğrudur inşallah. Evrek Köyü, Muğlas. Efendim Evrek Köyü Muğlas Mahallesi'ndeyiz. Hayatı oksijenle birleştiren muhteşem bir dumanın olduğu yerdeyiz. Efendim Azdavay'dan çıktık, bayağı bir yol yürüdük. Hem yürüyerek hem sürerek geldik. Güzel insanların yanına geldik. Güzel hanımefendilerin yanına geldik. Onlar en güzeli ne biliyor musunuz? Hani derler ya Anadolu'da bu dağın başında halen eski kültürlerini devam ettiriyorlar. Sordum bunları özel günde mi giyiniyorsunuz? Biz de bunları her gün giyiniyoruz. Her gün giyinenlere selam olsun. Tüm Kastamonulara selam olsun. Ülkemin her bir tarafındaki, yurt dışında yaşayan Kastamonulara selam olsun. Bu güzel köyden, bu şirin köyden hanımefendiler bizlere yemekler hazırlamışlar. Kastamonu yemekleri hazırlamışlar, Azdavay yemekleri hazırlamışlar. Dediler ki Hasan Bey, sen geliyorsun ya, her birinden ikişer tepsi yaptık. Duyduk dediler. Efendim onlar Azdavay'ı temsil ediyorlar bugün. Azdavay'ın bütün köylerini temsil ediyorlar. Ne yapalım, yemekleri soralım mı? Hadi bakalım. Efendim merhaba. Merhaba. İsim ne? Kezban Ayan. Kezban Ayan. Evet. Kezban teyze, ben bu tepsidekini gördüm bir yerde. Evet. Giresun'da Çamoluk'ta görmüştüm. Şimdi Azdavay'da gördüm. Bir anlatır mısın bana? Bu bizim yöremize ait cevizli ıslama. Cevizli ıslama? Evet. Nasıl tadı bunun? Yer de bakarsınız. Ceviz de buraya mı ait? Evet. Çatal var mı? Şu anda ta olmadı ki. Şimdi elimle yesen. Yiyebilirsin. Çok güzel. Eline sağlık. Ne güzel bir şey hepimizin yapmışsın. Hepimizin eline sağlık, evet. Bu elbiseleri atadan, dededen geliyor değil mi size? Evet, evet. Evet. Enişte mi? Enişte cenazemiz var, oraya gitti. Cenazemiz var. Evet. Tadına bir bakayım mı? Bakabilirsin. Aslında bu dağların tereyağı var içinde. Bu dağların havası var, suyu var. Ama teyzemin lezzetli elleri var. Eline sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Mutlusun burada. Çok şükür mutluyuz. Sizi de gördük aramızda. Peki buradan memleketimize geldiniz. Biz Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin gönderdi bizi buraya. Evet. Başkanımıza bir mesajın var mı? Selamımızı söyle. Selam peki, söyle. Teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ederiz. Evet. İsim ne? Gülüm Atay. Gülüm abla nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? Bunu sen mi yaptın? Biz bu yaptık. Anlatabilir misin? O da mantar, ıslama. Bu da ıslama? Evet, o da ıslama. Bu da mantar değil mi? Evet, dağlarımızda olan mantar. Organik. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Güzel olmuş. Afiyet. Tereyağı var yine. Evet, tereyağı var. Ya ne güzel yemekleriniz var ya. Ben bu çatalı bırakmayayım. Bravo. Valla. Bravo. İsim ne diyeceğim? Fatma Civelek. Hep bu köy Civelek mi? Evet. Hepsi Civelek. Evet, hepimiz akraba. Hepiniz akrabasınız. Evet, amcacığım. Hiç dışarıya kız vermez misiniz? Ya hınlara gel gel ve dokuz. Dışarıdan kız alıyor musunuz? Bazen alınıyor. Vallahi. Bu ne böreği? Bu kıvrım böreği. Kıvrım böreği. Evet. Orta sana da neyle yapıyorum? Unla yapıyorum da. Unla, hamur, yumurtalı. Yumurta var mı? Evet, yumurta var içinde. Azdavay'dan mı satın aldın, köydeki yumurtalardan mı? Koy yumurtası. Eline sağlık. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Bu mantıya benziyor. Bu malah deriz biz buna. Ne? Malah. Malah. Evet, hamurdan dokarız. Böyle malah yaparlar. Pehmez dokarlar üstüne, yağ dokarlar, tereyağı.
böyle bir şeyle bir misafir gelince bir imecilik, birbirimizi imeci yaparız. O zaman imeci usulü yaparız, yeriz. Yani herkes evet, bir evet. sevgiye, bir tadı el atıyor. Tabii, tabii. Ne kadar güzelmiş. Bir araya gelince böyle bunu yaparlar. Buradan Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'e bir, var mı bir mesajı? Sağ olsun, teşekkür ederiz sizi buraya yolladığı için. Memnun olduk. Hepinizin ellerine sağlık. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizin de ayağınıza sağlık. Evet. Allah razı olsun. Efendim biz tekrar Kağıthane'den yolculuğumuz bu tarafa düştü. Efendim biraz sonra şöyle bir gidelim. Ne söylemek istiyorlar? Bir de bireylere, erlerin yanına doğru gidelim. Efendim bir de gidelim muhtarı görelim. Bakayım ne söyleyecek bize. Haydi bakalım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Muhtarım ne uzun yollardan geldin bir bilsem. Yemin ediyorum, ulaşmak için neler çektim. Köy köy dolaştım. En sonunda buraya geldim. Efendim, merhabalar, iyi misiniz? Sizi tanıyabilir miyiz? Hamdolsun, iyiyim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Çok teşekkür ederim muhtarım. İsim soyadı alalım. Mustafa Aydıncı Velek, Evleköy muhtarı. Evet, şöyle bir hanımefendi verdi bana bunu. Ne güzel ya, ne güzel kokuyor. Köyümüzün hanımlarına teşekkür ederiz. Sizi çiçekle karşılamışlar. Biz de çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım, muhtarım. Sayın Başkanımız, Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin'in bir kütüphane çikolatası var böyle. Yani bunun özelliği Kağıthane'deki tarihi yerlerin kitap haline getirilmiş ama içerisinde aynı zamanda evet. çikolataların oldu. Size takdim ediyorum. Başkanımızın da size selamlarını getirdim. Aleyküm selam. Siz de Sayın Başkanıma çok selamlarımızı ilettiğin köylerim adına selam söylüyorum. Allah razı olsun. Bizleri düşünmüşler, buraya sizleri göndermişler. Köylerimizin durumları ortada. Bazen ihtiyaçlarımız var, bazen desteklerimiz var. Bundan önce geldik, geldik. Bazı ihtiyaçlarımızı her zaman için karşıladılar. Bundan sonra da desteklerini bekliyoruz. Peki, Sayın Muhtarım, köyümüzün coğrafi bakımından tarım var mıdır, hayvancılık var mıdır, neler yaparsınız köyde? Bizim Karadeniz'in, Batı Karadeniz olarak verimlilik burada az. Örnek vereyim, Trakya'ya göre Trakya'da 1'e 20'dir, bizde 1'e 8, 1'e 10 buğday örneğin. O yüzden tarım yok denecek kadar az. Örneğin benim köyümde yaklaşık 15-20 yıldır buğday ekilmiyor, arpa buğday ekilmiyor. Hayvancılık var, arıcılık var. Tabii geldiğinde yayın arkasında şunu söylediniz. Dediniz ki Azdara Belediyesi'nin seyir cam terasları var. Evet. Bunun karşısında aslında bir seyirlik yer de bizim köyde var dediniz. Evet, bizim köyde de cam terasa nazır karşı karşıya Çırakayası diye bir tepemiz var. Allah vergisi bir tepe. Çok yüksek olmamasına rağmen hani apartman arasından karşı sokağı görürsün ya, onun gibi her tarafı görebilen muhteşem bir manzarası var. Muhteşem bir manzarası var. Buraya Allah razı olsun Orman Bölge Müdürümüze, Azdavay Orman İşletme Müdürümüze bize bir yol projesi hazırladılar. Yolumuzu hazırladık. Ödenek mi bekliyorlar? Ödenek mi bekliyorlar? Hayır, orada sorun yok. Yani bayrama kadar bu yol açılacak inşallah. Yol açıldıktan sonra bir önceki Milli Parklar Müdürümüzün taahhütü var. Buraya da cam teras değil de bir tahta teras inşallah söz verdiler. Bekliyoruz. O hizmeti de almak istiyoruz. Efendim bir kere öncesinde biliyorum bir gurbette çalıştınız yıllarca. Evet. Sonra geldiniz köyünüze muhtar olmuşsunuz. Bir kere sizi tebrik ediyorum. Ne güzel bir şey ki dünden beri konuşuyor aslında daha önce de konuştuk. Organize yapmışsınız. Tüm herkes adına çok teşekkür ediyorum. Buradan tüm Kastamonu'da yaşayan, İstanbul'da yaşayan, gurbette, yurt dışında her kim nerede yaşıyorsa herkeslere buradan sizin bizim misafirperverliğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Herkese de söylüyorum efendim. Çok sağ olsun. Vallahi muhtemelen bizi çok iyi karşıladı. Kaster camiasına, başta Kaster camiasına, bütün Azdavaylılara selam olsun. Bütün akrabaya, eşe, dosta selam olsun. Çok teşekkür ederiz. Kaster demek, Kastamonu demek. Doğru. Tamamını kapsadığından dolayı kısa tutuyorum. Ayrı ayrı isimleri saymıyorum. Bunların arasındaki abilerimiz var, dostlarımız var.
bu yolla ilgili desteklerini bekliyorum. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Güzeldir hem nazı azalayan yollar oy virajlıdır virajlı azalayan kızlar öley hem güzeldir hem nazlı kaşları kara kara gözler benzer ceylana bakmaya kıyamadım oy güzel Ayşem ben sana. Bakıyor o yarın karşı gözü oy beni benden alıyor oturmuş pencereye Ayşem camdan bakıyor o yarın karşı gözüley beni benden alıyor kaşları kara kara gözler benzer ceylana bakmaya kıyamadım oy güzel Fatma'm ben sana. Kaşları kara kara gözler benzer ceylana bakmaya kıyamadım oy güzel Ayşem ben sana. Vay 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 helal olsun vallahi ya tebrik ediyorum. İsim ne efendim tanıyabilir misiniz? İsmim Nurşen Kalaycı. Nurşen Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim çok ağzınıza, sağ olun. Yüreğinize, sağ olun efendim sağ olun. Çok teşekkür ederim. Tenlerine sağlık. Sağ olun sizler yani de sağ olun. Böyle bir yerde böyle bir ortamda efendim dağların eteğinde ulaşımı zor küredağların eteklerinde bir hanımefendiden bu türküyü dinlemek. Çok güzel bir türküyü dinlemek. Çok teşekkür ederim çok sağ olun. Tanıyabilir miyiz sizi? Ben Azavay'da yaşıyorum. Azavay Belediyesi'nde çalışıyorum. Türkü söylüyorum, yazıyorum, derliyorum. Bağlama çalıyorum. Küçük yaştan beri bağlama çalıyorum. Ne kadar güzel ya. Daha nasıl anlatayım yani kendime? Yani müzisyen ruhunuz olması, müzik var ya muhteşem bir şey. Bu güzelliğe nasıl olmasın? Ya sizi yüreğinizden, kalbinize sağlık. Yani o kadar mutlu oldum ki. Yani çok böyle teşekkür bir yerde... ederim. Bizler de muhteşem sizlere teşekkür kardeşim. Ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Ne peki. Diyeyim? Var mı? İstanbul'a bir mesajın var mı? Mesela bizi buraya Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin gönderdi. Var mı başka? Kendilerine selam söylüyorum. Başarılar diliyorum kendilerine aynı zamanda. Buyurun Azavay'ımıza davet ediyorum kendilerini de. Buyursunlar. Başkanım Azavay'a davet ediyorlar sizi. Buyursunlar gelsinler. İlk adımda yeşili de sohbeti de bizi en içten haliyle kucakladı bile. Evrek köyüne de ulaştırdıysak başkanımızın gönül selamını Kırmacı'ya doğru çevirelim rotamızı. Evet muhtarım isim ne? Aydın Şafak. Aydın Bey nasılsınız iyi misiniz? Sağ olun teşekkür ederim siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Yolumuz Azdavay'dan böyle geliyordu. Kırmacı köyüne de uğradık. Çok iyi yaptınız. Sayın Kağıthane Belediye Başkanımız Mevlüt Öztekin bizi Kastamonu yollarına sürdü. Dedi ki önce Kastamonu'ya uğrayın. Bir selamı alın dedi, bir selamı getirdi size. Aleyküm selam, biz de çok selam ediyoruz. Allah razı olsun düşündüğü için. Teşekkür ederiz. Peki kaç mahallemiz var? 10 mahallem var. İsimleri ne mahallelerin ya? Merak ettim. Şimdi bakayım tutabilmiş misin aklında? Kuz Mahallesi, Kırmacı Mahallesi, Kuroğlu Mahallesi, Pürdaş Mahallesi, Yazıcı, Kefeli, Yahya Mahallesi, Yahyabaş, Hatip Mahallesi, Kefeli, Cebeci Mahallesi. Vay maşallah. Hepsinin muhtarı sensin. Evet. Nasıl burada yaşıyorsun? Burada yaşıyorum. Hayat nasıl burada? Hayat gayet güzel. Doğa olayı oksijen güzel. Bol. Oksijenimiz bol. Şu anda önünde durduğumuz 1850 senesi yazıyor. Tarihi bir cami, bir köy camisi. Evet. Mistik bir cami. Evet. Vallahi çok duygulandık ama karşımızda da sevgili Mikail'e bakarsan
Asıl orası medreseymiş. Evet, çok eski bir medreseymiş. Yani yıkılmış. Ama o kalmış medrese. Yani evet. Eskiden öğrenciler... Tabii okulumuz var. İki tane. Sağlık ocağımız varmış. Hı-hı. Sağlık ocağımız duruyor ama tabii 30-35 sene oldu. Boş. Peki İstanbul'dakilere bir Kastamonulara, Kırmızı köylülerine bir mesajın var mı? Hepsine çok çok sevgi saygı yolluyorum. Sağlıklı, huzurlu ömürler. Bizim köylerimizi boşlamasınlar, gelsinler, ziyaretlerimize bekliyoruz hepsini. Memnunsunuz ama yani. Memnunuz, çok memnunuz, çok memnunuz, çok şükür. Peki, biz sizi Kırmacı'da tüm mahallelerinizle birlikte baş başa bırakıyoruz. Lütfen bizim selamımızı aynı zamanda Kağıthane Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt Öztekin'in selamlarına gönderiyoruz. Tamam, çok teşekkür ederim. Siz de Mevlüt Bey'e Kırmacı Köyü halkı olarak ve ben muhtar olarak çok çok sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağlıklı, huzurlu, başarılı hayatlar diliyorum. Kıymetli başkanımızın selamını Kırmacı'ya da ulaştırdıysak, bir içten tebessümle gönülde buluştuysak, sürelim rotamızı Anadolu'nun başka diyarlarına.